Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimek köftesi yapacağım. Mercimek köftesi için önce mercimeklerimi ıslatacağım. 1,5 su bardağı mercimek kullanıyorum. Yıkamak için üzerine su döktüm. Bir yarım saat kadar ıslatacağım. Yıkadığımız mercimeklerimizi tenceremize alıyoruz. Bir buçuk su bardağı mercimeğe 2 su bardağı su ekliyorum. Mercimeklerimizi ocağa koyduk. Mercimeğimiz kaynadı. Üzerine çıkan köpükleri alıyoruz. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ağzını da yarım kapatıyorum. Pişmeye devam ediyor. Suyunu çekmiş gibi duruyor ama hala suyu var içerisinde. Arada karıştırarak da iyice pişmesini sağlayacağım. Güzel karıştırıyoruz. Mercimeğin suyunu iyice çektirdik. İçerisine 1 su bardağı mercimek ölçtüğüm bardakla 1 su bardağı da ince köftelik bulgur ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Mercimekle bulgurumu karıştırıp tenceremin kapağını da kapatıyorum. Bulgurum hazırlanırken ben de soğanlarımı kavuracağım. Yağımı ekliyorum. Zeytinyağı. 1 çay bardağından fazladır eklediğim zeytinyağı. Göz kararı koyuyorum ona. Kısık ateşte soğanlarımızı da kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum.
1 tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Baharatlarımı da attıktan sonra. Hazırladığımız sosumuz soğumadan mercimekli bulgurun üzerine ekleyeceğiz. Güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızı karıştıracağımız tepsimize alıyoruz. Aşamada çok sıcak olduğu için elimizi sokamıyoruz. Kaşıkla karıştırmamız gerekiyor. Doğranmış bir tutam maydanozum var. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Bir demet yeşil nanem var. Nanemi ekledim. Elimi değdirebileceğim kadar soğudu. Elimi ıslataraktan soğuk suyla nanemi de karıştırıp güzelce özleştireceğim. Nanelerimi maydanozla birlikte koymadım. Maydanozları daha sıcaktı harcım koyduğumda. Naneler daha hassas oldukları için onları biraz soğuyunca ekledim. Hala biraz sıcak. Ama elimi yakmayacak şekilde. Çok soğumadan sıkmam gerekiyor. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Soğuk suda elimi ıslataraktan büyüklüklerini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu boyda yapıyorum. Daha küçük de olabilir, daha büyük de yapılabilir. Bol yeşillikli bir mercimek köftesi. Yeşil sarımsak, yeşil soğanım olsa onlardan da koyacaktım ama bunlar elimde olmadığı için sadece elimdeki malzeme yeşilliklerimi koydum. Bol yeşillikli mercimek köftemiz hazır. Limonları yerken üzerine sıkıp tüketeceğiz. İçerisine özellikle sıkmıyorum. Biraz beklediği zaman tadını değiştiriyor mercimek köftesinin.
Masaya gitmeye hazır. Bizim tarifimizle yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın.